Açtım. Açtın mı? Benim bakayım. Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı günler, hayırlı salılarınız olsun. Cümleten selamun aleyküm. Nasılsınız bacı canlar? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan hak dilerim. Böyle dilerim Fulya. Eskiden mektubu böyle yazardık can dostlarım. Ayhan kardeşimize mektup yazardım. Askerdeyken böyle yazardık eskiden. İşte çocukluk mu diyeyim, cahillik mi diyeyim. Ne yaptınız bacı canlar? İnşallah iyisinizdir. Sevil bacınız bir yorgun, bir yorgun, bir de yorgun, bir de yorgun. Ama Fulya yetişti. Bana kahve yaptı. Ondan sonra cuma biz kahve içeceğiz. Armin mama içiyor. Fulya da altı iyi. Üstünde eşarbını yapmadı. Himen örtülmeye gitti. Bacı canlar bizim düğünümüz var. Biliyorsunuz Ayhan kardeşimizin dayısının oğlunun düğünü var. Akşam saat 9'dan sonra bir gittim geldim. Bir de şimdi Ayhan kardeşimizi mezarlığa bıraktım. Oradan gelirken de uğradım. Bir alınacak, birilecek. Pusatım daha kaldı. Nerede? Tuğada. Tuğada cincinde. Boncuğunda. Ah. Yolma. Bir hemen örtünü bir de sonra düzeltelim. Bu yolma. Tuğam işitmedi ki. Bunun rengi ne? Antep fıstığı yeşili. Antep fıstığı yeşili takım giyinmiş. Fulya kızımız da geliyor. İmen alsın davasına da. Kurban bayramında giydim. Bir daha da giymedim. Bir sefer mi giydin? Evet. Antep fıstıklı mı? Hı. Of. Geliyor. Bunlarla bir motor kesisi yaptı. Orada düğüne gittim. Yemek pişiriyorlardı. Çık yardım neyim, ihtiyaç neyim var mı diye. O da sağ olayım geldi. Çık oturdum onlarla çık sohbet ettim. Ondan sonra çay içiyorlarmışmış. Giri Fulya telefonu açtı. Anne beni götür diye. Giri gittim Fulya'yı aldım geldim. Fulya'yı aldım geldim. Hiç eve gelmeden Fulya'ya bir arsa bakmaya gittik biz. Ben de geleceğim. Dur ben de geleceğim. Fulya Armin'in biberonu pırttı annem. Anam kızım yetiş. Geldim. Nasıl çabalıyor bakalım biberonu almaya. Annem dur vereceğim. Tamam olur geldim. Sebebi tut çekiyor. Çocuğu dünya Instagram'a atmış can dostlarım. Zabağlar büyümemiş. Şuraya bir papatya taktı kulağına. İki tane. Resmini çekti. O da buldu maymunluk yaptı. Onu Instagram'a paylaşmış. Sabah sabah gittik bu. Ta gece beni aramışlar. Kapatın şu telefonu. Atmayaydın. Kapatın şu telefonu dedim. Babur dedim bir diğer yamadılar da. Yine de okudum şeysinden. Resminden. Daha da diyorlar ne var çıkardı. Çıkarsa beni çiğdecek çocuk. Nasıl bağırıyordu, çetene gibi çetleyiyordu çocuğu. Nasıl sinirlendim, nasıl sinir... O sinirimi nezeldi ki ya kadar büyemedim. Ben ne bileyim böyle olacağını. Can dostlarım, mesajları da akşam kapattık. Ben kapattım daha doğrusu, araya araya buldum, kapattım. 3 dakikalık bir saatte hesap açılmış, hiç durmadan girdi, abuk subuk yazılar yazdı. Ben koyuyordum. Teşekkür ederim ana. Selamünaleyküm can dostlarım. Yemenim bu değil. Bunun renginden şeyi de, başörtü de. Senin azdan şey, tecedim. Bayramda sonunda ilk kahvemiz. He, hiç içmedik. Ben bayram, ben hiç kahve içmedim. Sen o yüzden şeyi kapattım, mesajları kapattım iyice. Fazla uzatmak istemiyorum, prim ilmek de istemiyorum hiç kimseye. Sahte hesap açılıp cart curt cart curt cart curt. Ne konuştuklarından ne yazdıklarından haberleri yok. Baktım baş edemeyeceğim. Ondan sonra engelliyorum da engel kini kalkıyor. Niye kız? Öyle gayrı eskiden. Engellendin mi gelmezdi eskiden. Artık yok. Tek 3 dakikalık. 3 dakika olmuş açalı 1 dakikada da yazmış. Demek ki 2 dakika açmış 1 dakikada da yazmış. Bana da bu ay. Baktın mı? Tabii canım. Benlere bir kaçan bir de uçan. Mesajları kapattım. Bana göre değil, bana yazılmadı da. Çok sıcak. Yani. Öyle işte bacı canlar. Şöyle. Fulya biz. Anam da anam. Anam da anam. Fulya bir arsa baktık geldik biz inşallah. Daha hemen yaptıramazlar da. En azından rahatlasınlar. Arsamız var desinler. Bakalım ya nasıl. Onu buraya ayağımızı denk alacağız. İşte. Gittik baktık.
birine baktılar, şeysine baktılar, çevresine. İnşallah ilerleyen günlerde bir şeyler olursa açığa çıkarırız. Arada bahsettiğime benim arsamdı da, satın aldım sanırım. Yok yok. Satın değil bari canlar. Senin adın tarlasına kondu. Ocağına gitti. İlerleyen günlerde inşallah bir şeyler olur. Yani şeytan diyor ki kaldır telefonu çırkadan gire vur diyor. YouTube nasıl çekilecek? Gider yeğenimden taksitine telefon alalım. İsmail abi satıyormuş. Şimdi başlamış. Yeğenim gire açtı can dostlarım. Şey dükkanların neyimi açtı. Telefon dükkanlarını. Taksitli telefon neyim diye paylaşmışlar. Hı-hı. Gider oradan alırım bir taksitine. Hiç durmadan kapanıyor. Hiç mi bunun şeysi yok? Hafızası. Hafıza kartalacı. Kız var hafıza kartı aldık. Kaç gigabaytlı hafıza kartı var diyor babam. Bilmiyorum. Bir götürsün ve göstersin yeğenime. Neyin nesi neyin fesi. Düğüne gidecek ama düğünde çekim yapar mı yapamaz mıyım? Düğünde bilmiyorum. Bacacanlar. Oradakilerin psikolojisine bağlı bir şey. Yani pek de çektirmeyince de ben çekmem. Pek de çek dediklerini sanmıyorum. Yani bakalım. Hasan abim çekerse biz de çekelim. Hasan abim çekerse. Hasan oturup baktık çekiyor. Biz de çekelim ucundan. Onun sebebimiz o çalgıcı. Gelinden kaynanayı çek ne olmuş ucundan kenarından. Gelinimiz de pek güzel maşallah. Allah'ım. İlahi dahi. Yarabbim he. Gelinimiz Kayserili can dostlarım İlayda. Bu da böyle yemek ki. Ama yedi ne yemeyim. Allah'da bir çalışılacak, bir çalışılacak. Can dostlarım ne öğreteceğim, kim çalışacak? Gözüm içmiyor. Hiç canım istemiyor çalışmayı neyim. Ayhan der ki bu senedir senin yıldızın düşüktü. Niye dedim? Heveslenirdindir, sabahından kalkardındır, kapıda peçede nasıl çalıştırdım. Bu sene hiç canım istemiyor. Yataktan kalkmaya canım istemedi sabah. Baban gitti çivi nevşiğine mi çaktı, çıta çaktı geldi beni çarpmadı. Onun içinde canı vardı ondan. Benim canım istemiyor. Herhalde bu sene yıldızım düşük. Hı-hı. Yıldızım. Öyle işte bacı canına durumumuz bundan ibaret. Cuma günü de çiğdil geliyormuş ablan gel. Ayhan'ın saçını kestirmişler, at yakasını kestirmişler. Şükür yarabbim. Üstü kalmış, bağlamışlar. Bir tatlı olmuş anneanneleri, bir tatlı olmuş. Ne zaman gideceğim? Ne bileyim onlar geliyor mu cuma? Gülşen'e gidelim o zaman. Gülşen'e gidelim diyorum, Gülşen'e gidelim. Siz koya geldiniz ya, hoş geldine geldik diyelim. He, geçenki geldiğimde de, gitmemişsin de bir elledi durdu. Anneye bana hoş geldine gelmedin diye. O gün bana geldiler, gidiyor. Telliğin kızda kalmış diyor. Sağ mı? Gidelim. Yürüyelim onunla. Çoluğuna çocuğuna ne diyeyim. Bir gün sabahına gidelim. Aksaray olmasa? He, sabah gidelim. Hı-hı. Son minibüslerine gelelim. Başka türlü çaresi yok. Olur. Yürüyelim başına. Yürüyelim. Yarın da salon. Böyle mi diyeceğim? Düğüne mi? Hı-hı. Yok, kostüm değiştireceğim. Cicik giyeceğim. Kostümlerimi giyeyim. Dur bakalım harbilik düğün ya burnundan getirir. Ya da istesemez uyar. Açık, seyir tepesi olsa da kucağıma alırdım açıklar şey der. Yok yok, arabanın içinde yürüsün. Yok çıkarmam da. Aç şöyle ara sıra gökyüzünün en baksın. Zaten şey otururuz sapaya. Çalgın yanına da oturmayalım. Bizim yerimiz farklıydı da gayrı olmaz. Olmaz. Orada çalgı vurdukça bunun kulakları paslanmış çocuğumun. Çok uzak oturalım gayrı. Onun için erken gitmek gerekiyor. Dünkü dediğim. 5 dakikada vardık. Şey götürdü mü ki Yaşar arabayı? Ne bileyim valla. Götürmüştür o. Götürmezse şeyden gider alırım. O tarafta ama şarjı var mı? Götürmediyse inerken uğrayalım alalım. Kapatma yerini belli kızım arabayı. Hiç bilmiyorum ki. Fıstık yeşili kızım. Sen fıstık yeşili giy, ben ne giyeyim ki? Sen de fıstık yeşili giy. Benim fıstık yeşili bir şeyim yok ki. Benim hep kara,
ya da kahverengi ya da... Geçen buna şey aldı, etek aldıydı. İki tane de gaz aldıydı. Hanımefendi dolabın arkasında unutmuş da üstünden bir sene geçti. Daha yeni giyindi. Daha yeni giymedim can dostlarım. Eteği alanına kadar oldu. Aldığımı hatırlıyorum. Şalvarlarından değiştim zannettim. Geçen gardırobun içini şey ettim böyle, süpürge açtım, oraların içini dışını çektirdim. Bir de tozluğumu şöyle aldım, katlılar yeniden şöyle şey ettim. İşin açıkçası yani fazla bir şeylerim varsa birilerine vereyim diye gardırobumu boşalttım. Çok da malzeme çıktı da. Aradan şöyle askılarını şöyle ediyordum, aradan bir şey geldi elime. Hilyam geldi, ama şu siyah hilyam da var diye çektiydim, içinde daha etiketinin etek duruyor. İşte. Ama temizsin. Aksaliyekler kim gördü kız, kim fark etti? Ben varken de giyiyim, yok hem de. Canım istemiyor ki can dostlarım. Eski giyiyorsun yok gibi, yeni giyiyorsun yok gibi diller ya, aynı öyleyim. Baba değişik bir şeydi ya, öyle hele kalsın. Allah baktım. Öyle diyeceğim sandım. Topladım son üstü. Son üstü topladım. Ütüledim. Daha sonra tüskünce bozulacak. Yalan dünya. Bir varık bir yok. Şu ellerin derileri tarlada da kalsa bir zamandan sonra yalan oluyor. Yok oluyor. Hiç yaşamamış gibi oluyor. Hiç gitmemiş gibi oluyor. Buradan Seval bacımın kızına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah'ım acil şifalar versin. Kurban olduğum Allah'ım. Seval bacım çok büyük. Geçmiş olsun. Kızına da geçmiş olsun. Bir an önce sağlığınıza kavuşun, hastaneden çıkarsınız inşallah. Hacer Yücel bacım annesi ameliyat oldu Ankara'da. Geçmiş olsun hepsine. Geçmiş olsun Hacer bacım buradan. Allah'ım şifa versin, kurban olduğum Allah'ım. Senin annene de şifa versin. Bütün hastanede yatanlara, şifa bekleyenlere, Allah'ım Rabbim herkese şifalar versin. Bacıcanlar, hastalara derman versin. Borçlulara da ödeme kolaylığı versin. Amin. Ondan sonra... Ev yaptırmaları Allah kolaylık versin. Ev yaptırmaya hazırlık yapanlara da Allah'ım ev yaptırma gücü kuvveti versin. Ona biz. İşte herkese, bütün dadalara, benim de evim yok mu diyen herkese Rabbim versin. Kurban olduğum Allah'ım. Olmazsa benim olmaz. Senelerce oturdum. Mutfak dolabı bile. Mutfak dolabı oldu. Evden geldim. Polatlı gibi yerde oturdum. İstanbul Gebze gibi yerde oturdum. Hacı canlar, geldim bir eve girdim. Ne mutfak dolabı var, ne içeride lavabosu var. Ondan sonra ne bir mutfağı, düzenli bir mutfağı var. Hiçbir şeysi yok, düz ev. Bir yanda saman var, bir yanda hayvan koymuşlar. Ahır var, bir yanda hayvanın pislikleri, dışkıları var. Her biri bir yerde. Ev aradık, koydu ev bulamadık. Aradık, döndük. Yok. Yok olan yok. Aa yok, dönüyor o eve geliyor. O ev temizlenecek. Döndük. Annem dedi ki yavrum, dedi gel dedi. Şura bize yakın, burayı tutalım anne. Oralar hep batık. Gel sen dedi. Üç ablam, kızları, biz 15 kişi vardık, can dostlarım bir girdik. Anne, analar çok fedakar. Anaların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Anam samandan adam oldu. Canı o kadar tiz ki bir an önce evi boşaltalım da kızımın içine ilsin diye bir görün. Neyse içeriği boşalttık, hep dışarı boşalttık hepimiz. Örümceklerini aldık evlerin. Ondan sonra... Biz daha anneni kalıyoruz, biz buraya girmezdik diye. Yani. Bunlar da bavuşuyorum, anne biz burada oturmazdık diye. Şehirden indim koya. Keşke koy olsa. Koyun bile ne yakışıyor olur. Sonra şurada dilim de ağzım bozulur. Ondan sonra... Allah'ım ne örelim ne edelim. Halil yeğenim geldi. Rahmetli abim geldi. Canım abi, mekanım cennet olsun. Kapıdan girdiler şöyle bir baktılar. Abim dedi ki bacım hiç üzülme dedi. Niye dedim sen üzülme bak dedi. 3 gün sonra bu ev hiç tanımaz hale getiriyorsun dedi. Ev sahibi de kapıda dikiliyor rahmetli Abdullah dayım. O da bizim Ayhan'ın akrabası olurmuş. Ayhan'ın dedesinin akrabası olurmuş. Ondan sonra o da diyor ki kira kisbe istemem kızım diyor. Sen hele kaç sene oturursan otur diyor. Kiranı hem istemem diyor. Şiydin diyor. Yaptır diyor. Ondan sonra çimentoydu, kumdu, her şey indi. Abim altına, evlerin bütün altına bir şap beton attı. Nasıl bir atlanma, hep yağlı beton. Banyoyu ne biçim yaptı. Ondan sonra banyonun
Dedi ki fayans dedi alalım da dedi banyonun kenarlarına da fayans döşeyelim dedi. Çamaşır makinesine şöyle eğimli yaptı. Çamaşır makinesinin eğimini tepesine vurdu. Aşağısında şöyle eğimleştirdi. Bir de şöyle meliğine fayans döşedi. Cıkta tabana döşedi. Orayı da yaptı abim. Ondan sonra Halil yeğenim geldi. Şeyin evin astarını boyadı. Sıfırını. Ondan sonra bir boyacı daha geldi. Can dostlarım bir hafta sonra ev var ya hiç tanınmadık hale geldi. Hiç evden eser kalmadı. Biz de camları sildik. Ondan sonra orada 3-4 ay öylece oturdum. Ondan sonra Polatlı'ya gittik eşyamı getirdim. Eşyamın ıcığını aldı, ıcığını almadı. İçin oraya gitti. Orada mı? Orada şey koydum. Elektrikli şofben kaldı. Evlerin tabanını harfine kestirdiydik. Onlar kaldı. İnci getirdim, ben evime sererdim. Aman git. Deniz'in yan kullandı. O taşındı. Deniz yeğen, ablamın gelini taşınacağı için benim son limon ve kuratı da yok. Eşya koymadım orada. Burada koydum, burada taşınırken. Orada öyle öyle oturduk. Bakma şimdi Beyaz Saray'ın olduğuna. O Beyaz Saray olana kadar neler dinledik, neler dinledik. Neler dinledik, neler dinledik, neler dinledik. Başımıza bir akıbetten bir ukubet gelmedi. İl evsiz de dedi, baksız da dedi. Ağız da dedi. Bir açlığımı bir kurutamadım can dostlarım. Şu kadardan tut, şu kadar açlığımı kalkıyor. Ne bileyim benden nereden aç oluyor mu? Ben aç olmamış hatırlamıyorum. Ben bir kilo alamadıysam yarım kilo aldım, evlatlarıma da arttırdım. Hiçbir zaman Ayhan Tuş bize ne aç kodu, ne açık kodu, ne variyetsiz kodu, ne onusuz koydu, ne bunsuz koydu. Ağızlarını açıyorlar bana, aç. Aç. O vermediğiniz imanı Allah'ın her günü sırtına elini dayadı da gelen iki ekmek getirdi Allah'ın her günü. Ne aç kalacağımız sık. Siz aç kaldığınız günleri unuttunuz. Neyse. Boşver kızım. Boşver. Kimsenin uğraşmak istemiyorum ben artık. Çünkü hiç kimsem yok. Can dostlarım hele şu seçimden sonra herkese kara çizgi çizdim. Hiç kimsem yok benim artık. Hiç kimsem. Bir evlatlarım, iki kızım, bir oğlum, ondan sonra iki damadım, bir de gelinim, biz bir çekirdek ailek, benim canlı oğlum yok. Hiç kimsem yok benim, hiç kimsem. O yüzden ne laf, ne söz, ne bir şey, ne bir şey, ne bir şey, ne bir şey, hiçbir şey istemem. Ben düzgünce YouTube'umu çekeceğim hiç kimseye bulaşmadan, kimse de bana bulaşmasın. Çünkü ben ekran karşısınızda nasıl görüyorsam öyleyim, ben dürüst bir kadınım. Benim yalanım, sahteliğim yok. Ama o yüzden de güvendiğin dağlara karlar yağıyor diyorlar ya can dostlarım. Bazen güvendiğim dağlara da karlar yağdı. Yani bunu da buradan söyleyeyim. Gerçekten güvenip sığınıp konuştuğun insanlar çok değişik bir insan oluyor sonradan. Yani güvendiğim dağlara da bazen karlar yağıyor. O ayrı dava ama. Güvendiğin dağlara değil kız. Zor bunun da yanında olduğum, ondan sonra şey sırtları şey erdi bir diye rahatla. Her tuşta kim oluyor her zaman. Olsun. Zor bunumuzda daha ilk rehberimiz Ayhan Tuş kaydıydı ama ondan sonra olacak. Ama boş ver kızım boş ver. Hiç kimseyle işim yok benim. Yok ben... herkes bir bellemiş Ayhan Tuş. Aynen o Ayhan Tuş. Kurban olsunlar benim kocama, kurban olsunlar. Benim kocamın seviyesine de çıkamazlar. Sırasına da çıkamazlar. Bu siçim bize herkesin ne olduğunu öğretti. Akı da öğretti, karayı da öğretti. Benim hiç akım yokmuş, hep karaymış. Bunu öğrenmiş oldum. Çünkü ilk etapta can dostlarım belki kapıma konvoy geldi, anlattıydım. Belki o konvoyun içinde kimler vardı, belki gözümün bebeğe vardı, yeni yeni çıkıyor. Tek tek kimin olduğu, kimin olmadığı. Çünkü bazı imkanlar var. İşte diyorlar ki kadın yoğdu, bulduğumuz kişiler... İşte kadın yoldu diyorlar ama benim gözüm gördü, kameram çekti, ben sesleri de duydum, kadın da vardı. Tek tek çıkıyor, belki o kadınların içinde kendi göz bebeğimiz de vardı. Ben hiçbir şey demiyorum, ben Allah'a havale ediyorum ama Allah'a havale ettiğimden hariç elbet herkesin demir kapının bir gün tahta kapıya işi düşecek. Ama o kapı asla açılmayacak artık. Benim şu demir kapım herkese kapandı. Benim eşim bize büyük 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 and işte. Benim oğluma da kızlarıma da.
asla kapısını açmayacakları. Bana ne dedi eşim biliyor musunuz can dostlarım? Ben akt defterinin üstüne kara yazıları yazdım dedi. O kara yazıları da dedi sana anlatıyorum buradan. Asla benim evime, barkıma, ölüme, cenazeme ben ölürsen kalırsan benim salımdan da tutmayacaklar, benim çadırımın altına girmeyecek insanlar var. Buradan da bunu sana söyleyeyim. Kıyamet boynunda olsun dedi. Oğluma da çekti dedi, kızlarıma da çekti dedi. Ben kötüyüm. Mesela birisi sen kötüsün dedin mi? Birisi kötülüğü kabul etti mi? Dağlar taşlar yol olurmuş can dostlarım. Biz kötülüğü kabul ettik. Evimize çekildik. Kötü olabilirik. Demek ki kötüymüşsük ki bu kadar ellediler, dillediler kocamı. Yani benim kocam değildi de oturan. Benim yeğenimdi. Biz destek verdik sadece. Ama benim kocama 30 tane kulp taktılar. Yok zabıt olacağımış, yok memur gireceğimiş. Yok şunu girer. Benim hocam 55 yaşında. 55 yaşında herkes emekli oluyor. Zabıt olur mu? Bacıcanlar soruyorum size. Böyle kulp taktı bu koy bize. Kapıma geldiler, çığırdılar. Özel numarayla telefon açtılar. Bayraklarla halay başı çektiler. Bayraklarla oyunlar oynadılar. Ama hiçbir şeyi unutmayacağım. Hiçbir şeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Unutmayacağım, unutturmayacağım da, unutmayacağım da. İnşallah Allah'ım bu dünyada gücüm gitmezse Rabbim koruyor, duruyor. Hiçbir zaman Allah'ım hiç kimseden şeysini almadan olmaz. O yüzden can dostlarım durumumuz bu. Yapacak gidecek bir şey yok. Çok da açık konuşamıyorum. Açık konuşmak da istemiyorum. Ben sadece kapıma gelenlerden tek tek alacağım. Yani çare yok. Herkes gelecek. Ya özür dileyecek, ya da beni şu saldı diyecek, ya da ben şu yüzden geldim diyecek. Yani tek tek çıkıyor. Arabanın ikisi çıktı. Arkası da herkes birbirinden korktuğu için demiyor. Ama ben, eşim de ben de gayet iyi biliyor kimin olduğunu. Ama biz öyle bir insan değildik. Biz evimizde çoluğumuzla, çocuğumuzla, yağımızla kavrulan bir insanlık. Bizim fazla bir şeyde gözlerimiz yok. Onların hakaret ettiği boyutta hele hiç değilik. O yüzden hiç kimsem yok benim. Hiç kimsem yok. Şu demir kapım herkese kapalı. Ölürsem de üç çocuğum kaldırır. Ölmezsem de hastalığında sağımda bana üç çocuğum yeter. Ben başka hiç kimseden hiçbir beklentim de yok bu saatten sonra. Hiç kimsemiz de yok. O yüzden bizi yorman. Bizden uzak durun. Bizi yorman. Biz yorgunuz zaten. Bayağı bir yorgunluk hem. Hiç kimseyi kaldıracak, hiç kimsenin şişinde oynayacak da bir insan değilik. Göz görür, gönül katlanır. Göz görüyor, gönülüm katlanıyor mu katlanmıyor. Çünkü hiç umursamıyorum. Umursamadığım için de... umursamadığım için de hiç umurumda bile ne değilsiniz. Kendinizi parçalama değil. Kendinizi yırtsanız da vallaha, billaha, tillaha şu kadar umurumda değilsiniz. O yüzden hiç beni görünce ateşlenmeyin, beni görünce kavayı bozmayın. Yani beni görünce ne yapacağınızı şaşırmayın. Benlik hiçbir sorun yok. Ha size karşı kötülüğüm de mi var? Asla yok. Hainliğim var mı? Asla yok. Kötülük içimde size karşı bir kötülük var mı? Yok. Ben sizlere Allah'a havale ettim. Zamanı saati gelir, dönür, dolaşır. Herkes ittiğini bulur. Sizlerin gıcır, çonlarına veya herkese düşmanlık şeysi, tövbe ekseydin. Biz de kötü, mesela bize kötülük yapanları hiçbir şey olmamış gibi, nasıl diyeyim sana yani, hiç onlara kötülük yapmamış gibi davranmazdık. Ben öyle yine senin yüzünden, yine senin yüzünden. Azıcık bir şey ekseydin, hiç yapardık ekmem. Yani. Halen de ekmem, hiç de ekmem. O yüzden herkese kolayca attı diyormuş, hiçbir şey olmamış gibi. Alo. Ne Allah'a mahsus, ben kimim ki attı diyeceğim. Onların yaşarız sonra çıkacak. Sadece her şey bitti. He, sen ne olacaksın? Arabayı koşmuş mu? Şey, bebek arabası. Yok ya, şeyin yok mu diyorum hanıma dur. Yok saç. Tamam o zaman ben şey derim ya. Ben alırım. Sen şey koy, geleceğin ne diyorsun? Şunu da yiyeyim mi? Tamam o zaman. Şey derim. Orada var mı muhabbetleşirken? Tamam. Anne hani 1:47 geçiyor vallahi. 6 saat gider ne?
nasıl olacak? Büyüdü, onu saralım. Onu var ya, hazırla. Onu var ya, ya sen abinle gideceğin düğüne, ben bebek arabasını alıp geleceğim. Ya da ama bebek arabasına şeye sığmaz ki, şeye küçük. Arka şey, oturduğumuz yeri küçük. Aynen, sen abinle gireceğiz. Bebek arabasını kapatabilsin, araya girer. İşte kapatamam ki. Bu YouTube'dan bakayım ben. Ya da Twitter'dan aldığım yerden belki açılma kapatma şeysi vardır. Video kaç dakika olmuş? 20. Of. Şimdi suyumuz şeyli sizler abi. İlaçlı mı ki? İlaçlı yedir, ama sağırıyorum. Bilmem ki, ben suyu içince midem ağrıdı dedi. Dur canım ben. Şimdi arabanın kapanışına bakacaktım. Ben marmo, ah, bir arabasının markası neydi? Twitter'dan aldım ya. Böyle işte bacı canlar. Bugün de böyle sohbet edelim. Düğünden de çekim yaparsak yarın neye atarım ne bileyim. Çekilir mi çekilmez mi? Bonfulya'nın arsa günüydü. Bonfulya'ya bir talla baktık geldik. Bonfulya'ya bir talla baktık geldik. Hülya kızımıza. Ben de üstümü değiştireyim. Kınamı siyah dikide. Siyah kaçı geçiyor? Biri 50 geçiyor. Hayır, ben de üstümü başımı bir değiştireyim. Bağlı bir gıcır giyineyim. Ha? Neymiş adı? Aha, bu. Ama şöyle kıyım diyelim. Oraya varınca da açarım. He canım. Ha, kız adı ne yazmıyor? Ha? Tommy Baby. İsim verdin ya, belki şeyine moruda çiğirik telef. Telefi yok gari her şeyden bacı canlar. Şunun mesela şunun markasını gösterdik mi artık telefi yok neyse. Bir diğer de telefti. Telef. Ne? Telefi mi yok mu? Hani deyip durma telef de, diye diye şey yaptıracağım. Ellerine sağlık kızım. Teşekkür ettim. Afiyet olsun. Fındık turp aldım o ekilecek mi? Maydanoz aldım o ekilecek mi? Dünya bir kilo kız kaldım. O ekilecek mi? He, bak. Böyle yatak doluyor. Abo o hep soktu. Gördün mü? Orada küçücük bir şey var. Onu sündürüyor. Bak. Şuradan bir şey sündürüyor. Bak. İyi bak. Gördün mü? Akşamdan direkt gire buraya gelecek. Benimki bu. Benimki bu değil. Hı. Bak. Tamam abi, sata çekelim. Tamam. Aa, hadi anam. O yok bende. Abo? Aman, çok yandı şeyden. Kız. Ne diyordum can dostlarım, dediğimi de unuttum. Ne diyordum kız, ha? Akşam da buraya, kınadan giri buraya gelecek. Uyandı giri kuzum. Kınadan buraya gelecek, akşam dedesi şeye bakacak, Armin'e bakacak, biz kınaya hayırlı olsunla gideceğiz. Ondan sonracığıma durumumuz bundan bu. İbaret. Bundan ibaret. Bugün tekrar videomu izle. Anne, cıldırım. Ondan sonra çekersek, düğünlerim çekersek, çektirirlerse. Ruzi'ye yine diyor Armin'e. Ne? Akşam Ruzi'ye bacım sesi mesaj atmış. Bıldırcınım, ha. Balım, kuzum, halasının bir tanesi. Bıldırcınım. Anne. Atlaman abin geldi ne bu? Ha. Bu onun nereden ne? Salı değil mi? Anne. He, bu onun geliyor. Anne, patlam bu. Oh, bu bir tecik. Göstermiş ona ayaklarını neyim. Ha. Anneanneleri nasıl hastalanmış, nasıl? Bu bir tecik. Kız telefonla sünüyor hala. Bir diğer kayada şeysini ben alacağım. Kunyesini. Anneanneleri. Kunyesini alacağım. Kaan Ayhan'ınkini aldım. Sıra evet. Şeyde, kuzumunkinde. Doğumunda çeyreklerini taktım. Gelinime de giderken çeyrek götürdüm. Fulyama da çeyrek taktım. Şimdi bayram günü torunuma kunya yaptırdım. Altın zincirli, üstü şiir ismini yazdırdım. Kunya yaptırdım.
Şimdi Allah nasip ederse Armin'ime yaptıracağım. Hadi mi bana da? Ondan sonra he kuzum, sıra Armin'imde. Anneanneleri ona da yaptırdın mı? Tamam, benden ilişkiyi kesin artık. Tamam, bitti ya. Nasıl güler? He kuzum. Ses kara mi? Kızım. Kara kızım benim valla. Anneanneleri bir tatlı ki bu. Bu aynı üzüm gibi. Üzüm gibi gözleri var. Simsiyah can dostlarım. Simsiyah oldu gözleri. Saçları da simsiyah. Abi biliyor ya kız, bu benim gittiğimde sen geçirdim. Bu zaman karaya döndü dedi. He kuzum. Anneannesinin şiisi bu da. Elbisesini kirlendirmiş. Bu da ikinci bayramlığım. Şöyle döndüreyim. Elini çek de. Ha bu da ikinci bayramlığı anneanneleri. Bak hele bana bakacağım diye. Tüm. Bana bakıyor öyle. Beni gördü mü çıldırıyor. Haydi de. Bak nasıl güle. Motoru bir seviyor can dostlarım. Gökyüzüne bakıyor güle. Güle ölüyor motora bindi mi. Hadi bay bay. Kız bana bakmasın. Dur var başka bir şey diyor kız. Çirkin kızım bana bakmasın. Anneci öyle diyor. Bana bakmasın çirkin kızım. Çirkin kızım. Ya. Çirkin kızım. Çirkin arıyorsan öpte. Gel kızım benim. Gökuzum benim. Gökuzum benim. Ana. Hiç gitmez hiç. Kulaklarını da deldirelim. Onu şeyde deldireceğim. Ezan'da 6 aylık olsun kulaklarını öyle deldirelim. İyi bir şey varmış. Bunlar özel değil mi? De burada zaten deldirelim. Öyle şeyde deldirelim. Şeyde hem deldirmem spamı uğundururlar. Yo yo. Özel şeysi varmış onların. Abu kustu. Kuştu valla benim kızım, can dostları. Aydın kınıya gidelim. Ha, üstünde batırdı ve giyeceğim. İyi. Önlük şeyi ağız mendilini boynuna dur. Ona var evet, önlük alacağım. Bu çok kusuyor. Nereydi kız? Şura. Buraya. Ablangil, ama ne ablası? Abingil önlük takımı almışlar. Gördüm. Sipariş vermişler. Nasıl biliyor musun? Gördüm. Şöyle uzunlu. Biliyorum. Ha, onlardan alakası çıt çıtlı. Abo. Tiret yoldan bile bir amanın. Kız getir kız üstümü de batırmış. Getir kız sen de getir hele. Sen ne oluyorsun ben? İyi sen ne oluyorsun? Ne olacağım? Kıyafeti ikişer koyacağız. Ne olacağız? Ağız şuradan işte bir yine damladıydı. Can dostlarım, hallarım neyim? Güneşliyim Fulya. Hiç sorma. Niye sorma öyle? Ne şey, oturma odan niye aydınlık değil? Hangi oturma odan? Karşı senin odan. Ne bileyim? Güneşli yırtıldı. Kim yırtmış? Cama takmışlar güneşliği. Cama açmışlar, o da cama takılmış. Abin de çekebilmiş, oradan ikiye ayrılmış güneşlik. Oraya güneşlik diktirilecek. Ay ben midem deriniyor. Vallahi sizin suyumuzda bir şey var. Ağrıdı mı miden? Can dostlarım, yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hoşça kalın, dostça kalın. Destek veren, mesaj yazan, İzleyen herkesten Allah razı olsun. Abone olun, yorum yapın, destek verin. Abone de dünden beri çok güzel abonemiz geldi. Birden abonemiz geldi. Hem 400 olduk. 380 idi. 411 olmuş. 411 olmuş. Hatta 11 kişi de fazladan gelmiş. Bayağı 30-35 tane kişi gelmiş. Buradan da hoş gelmişsiniz, sefalar gelmişsiniz. Bir de Sevil teyzenizin, Sevil bacınızın dünyasına siz gelin. Bir bakın bakayım Sevil'in dünyası ne işler görüyor. Hiçbir iş, çok iş var da Sevil bacınız hiç kımıldamıyor. Daha biraz o bakacak, ev temizlenecek. Perdelerim yıkanacak, hallarım serilecek. Ondan sonra cığıma. Perdeleri yıkasak da bir assak gidi yanına bakma. Halları, bunlar şey halı. Yaz dışarı çıkaracak bunları. Sonra temizlik çevirecek, aşağı kayıt evine koyacak. Öyle yapalım. Ne örüyorsun da? Püskürt püskürt diyeyim. Hadi can dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevil'in Fulya'nın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.